Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda değerli bir konuğum var. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek. Türk havacılık tarihi ve havacılığımızın bugüne kadar seyrettiği serüveni konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Güntay Bey. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza sağlık. <laughs> Açılışta unuttum söylemeyi. Havacılık tarihi derken sizin çok sayıda kitabınız var. Eyvallah. Ama Nuri Demirah Evet. Hasreten bunun bir öncünün romanı olarak evet. gündeme taşmıştınız. Evet. Bu ikinci baskısı. Evet. E bir de bu sanayi tarafıyla zaten fazlasıyla ilgilisiniz. Doğru. Kitaplarınız da var. Doğru. Devrim arabalarında işte. Doğru. Malumuz şu an onları da çapraz epeyce kitap toparladım. Evet. Sizinlere evet. beraber okuyorum. Evet hocam, havacılığımız cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren günümüze kadar çok iniş çıkışlar yaptı. Şu an yine güzel günler yaşıyoruz ama evet. siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle ben tabii eee saygıdeğer seyircilerimizi, sizin seyircilerinizi saygıyla selamlıyorum. E, enteresan bir yapısı var Türk milletinin Güntay Bey. Evet. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur ama Türk milletinin yokluğu yoksulluğu lehine çevirebilme gibi bir kabiliyeti var. Kurtuluş Savaşı bunun bir örneğidir. Çanakkale bunun bir örneğidir. Efendime söyleyeyim, Gaziantep savunması, Urfa, Maraş savunması bunun başka örnekleridir. Yokluk içerisinde bir e, varlık çıkardılar. Bunu sanayiye de teşmil etmemiz mümkündür. Bugün bize ayrılan zaman diliminde e, Türkiye'nin önemli sanayicilerinden ve çok yıllar sonra ancak yerini bulabilmiş bir sanayiciden bahsetmek istiyoruz ki o da Nuri Demirağ olacaktır. Yıllar sonra niye diyorum? 2010 yılında fark edildi. 2010 yılında Sivas'taki hava alanına i̇smi onun ismi verildi. Evet. Bu e, e, iktidar Geç fark edildi zaten Çok bu isimler. Var. Hem Vecihur Kuş, Hem evet, Nuri Demirağ. Evet, evet. Şakir Zümlü halen daha fark edilmiş değil. Tabii. Şimdi dolayısıyla efendim Sadece bir havacı sanayici değildir. <laughs> Enteresan bir vizyona sahip bir bir insandır. Malumunuz 1886 yılında ...Divri'de, Sivas Divri'de doğar ve çok küçük yaştayken babasını kaybeder. Sonra şeyi ilkokulu ve ortaokulu bitirdikten sonra da Koçgiride memuriyete başlar. Memuriyet esnasında ee, bir kardeşi daha vardır, Abdurrahman Naci Demirah. Babası öldükten sonra bu anası tarafından yetiştirilir, dedesi tarafından, Ömer Efendi tarafından yetiştirilir. Fakat der ki, ana büyük balıklar büyük denizlerde yüzerler, ben İstanbul'a gideceğim. Ana şefkatidir, ayrılmak istemez fakat oğlunun bu e, arzusunu da geri çevirmek istemez. Neyse aile içerisinde vize çıkar, İstanbul'a gelir. İstanbul'da Beyoğlu Varidat Müdürlüğünde e, göreve başlar. O sıralarda İstanbul işgal altındadır. Ve Beyoğlu'nda bir gün gezerken işgal kuvvetleri tarafından tahkir edilir. O anda karar verir ve der ki ben artık buna çalışmam. Ayrılır ve bu arada kardeşi Abdurrahman Naci Demirag ki daha sonra ant filmciliğin sahibi olan Turgut Demirağ'ın da babasıdır. Evet. şeyin de dedesidir. Melike, Melike Demirağ'ın da dedesidir. Evet. Şimdi onu da, o da İTÜ'de okuyor. Mühendislik okuyor. Ve 6 kilometrelik bir ray döşeme ihalesini, ilanını görüyor. Demiryolu Sene döşeme. kaç? Sene 1932. Evet ray döşeme hocam. Zaten soyadını oradan alıyor. O, o 10. yıl 10. yıl marşındaki demir ağlarla ördük yurdu baştan başa şeyi Nuri demir Ağa izafetendir. Hmm. Atatürk tarafından hmm. verilmiştir bu soy isim ona. Hmm. Bu ihaleyi alıyorlar iki kardeş. O zamanki şartlarda resimlerde göreceksiniz. Hmm. O zamanki şartlarda böyle büyük büyük iş makineleri yok. İnsan gücüyle evet. ve çok kısa sürede kaliteli bir şekilde tamamlıyor. Bu dikkatini çekiyor o zamanki yönetimin ve peyderpey e, demir yolu ihaleleri Nuri Demirag'a verilmeye başlanıyor. Nuri Demirag kısa süre içerisinde çok dürüstçe de davranıyor, kaliteli de iş yapıyor. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin en zengin adamı oluyor. Nereden? 176 kilometre ray düşüyor. O sırada uçağa ihtiyaç var. Havacılık sektörünü geliştirmek için uçak almaya ihtiyaç var. Para yok. Teberru ...açılıyor. Yani yardım toplantıları yapılıyor. Kampanyalar yapılıyor. Kampanyalar esnasında Güntay Şimşek'e gidiyorlar. 100 lira veriyor. Muhittin Şimşek'e geliyorlar. Bu arada tabii iki Şimşek'iz. E, o Erzurumlu, ben Antepliyim. Yani bir akrabalığımız yok. Onu arz edeyim hemen. Şimdi... E, 50 lira veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk 10 bin lira veriyor. Vehbi e, Koç'a gidiyorlar. 5 bin lira veriyor. Bu tamam. Bunun Hı -hı. ikisi tamam. İkimizinki yanlış da o tamam. Töverri toplanıyor. Vatandaştan, halktan, o dönemin insanları. İlk yardım yapan da Türkiye Vakfı'nda o zamanki Türk Tiyari Cemiyeti'nde Adana müftüsüdür. Heh. Ceyhan müftüsü. Ceyhan müftüsü. Evet. Ceyhan müftüsü. Evet. Şimdi efendim esas Dananın kuyruğu şurada kopacak. E, Abdurrahman Naci Demir Ağa gidiyorlar. 120 bin lira Abi. veriyor. O günün gazetelerine baktığınız zaman Güntay Hocam bütün manşetler ondan bahsediyor. Hı. Esas merak edilen husus şu. Acaba, acaba Niye? esas patron olan ne kadar verecek? Evet. Bahisler açılıyor. Yani 500. Nuri Bey ne kadar verecek? Nuri Bey tabii. 500 bin diyen var, 1 milyon diyen var falan. Gidiyorlar Nuri Bey'e. Nuri Bey oturuyor, kahvesinden bir yudum alıyor. Evet, Diyorlar böyle böyle aga 5 kuruş yok benden diyor. Halbuki yardımı çok seven, evet. sosyal sorumluluk projelerini bugünkü tabiriyle Hı -hı. çok destekleyen, Erzincan depreminde devletten önce 39 depreminde Biden. Aralık ayında biliyorsunuz ilk giden Biden, evet. odur. Şimdi ya nasıl olur? Nuriye diyor ki ülkemin uçağa ihtiyacı varsa bunu ben yapmalıyım. Ben Fabrik yapmalıyım. Fabrikasını kurarım diyor. Kurmalıyım. Öyle oradan buradan almakla da olmaz. Çünkü onlar size eskisini verirler diyor. Biz yapmalıyız. Arge'yi biz yapmalıyız. Proje bizim olmalı. Marka bizim olmalı. Yani bugünkü modern işletme biliminin tamamen inovasyonu desteklediği şey bu aslında. Tamam, güzel. Bütün mal varlığını, tasfi işlerini tasfiye ediyor. İşlerini tasfiye ediyor. Müteahhitliği falan bırakıyor. Yanına, 5-6 mühendis alarak Avrupa ve Amerika'daki evet. uçak ve motor fabrikaları tümünü geziyor. Tüm, neredeyse tümünü geziyor. Evet. Ama zaman kaybını minimize etmek için de eş zamanlı olarak Beşiktaş'taki bugünkü deniz müzesi var ya. Evet. Onun hemen yanında sonradan uzun yıllar metruk kaldı orası. Oraya e, uçak etüt atölyesi kuruyor. Adı o. Niye? Çünkü esas fabrikayı divriye kuracak. Ama o tabii. Bu arada vizyona bakın. Uçak yaptım. Bunun havaalanına ihtiyaç var. Yeşilköy'deki Atatürk eski Atatürk Havalimanı var ya. Evet. Binlerce dönüm arazi alıyor. Satın alıyor. Satın alıyor. Oraya da gök okulu kuruyor. Evet. Ha, şimdi uçak fabrikası, etüt atölyesi çalışmaya başlıyor. Tıkır tıkır her şey güzel. Bir nizamnamesi var Güntay Hocam. Onu size göstersem elime geçti o. Bir e, şeyden aldım. Müzayededen aldım. Bir nizamname var. Gerçekten bugünkü işletme biliminin, modern işletme biliminden çok daha öndedir. Kendisi hazırlanmış. Başlıyor ve ihale açılıyor. Devlet ihale açılıyor. Uçak alacak. Uçak alamayacak. Kaç zaten... tane alacak? E, i̇ş orada kopuyor zaten e, sonunda. Evet. evet hocam. Kaç tane alacak? Hocam, 12 uçak, 60 planör evet. alınacak. Hocam, yabancılar giriyor. İngilizler de var bunda. Efendime söyleyeyim, Almanlar var, Fransızlar var. Bizimki de var. Bizimki ihaleye alıyor. Proje başlıyor, üretime başlıyor, muhteşem. Her şey çok güzel gidiyor uçaklar bitiyor. Teslim zamanında teslim zamanında ortağı diyebileceğim ilk uçak mühendislerimizden ben, Allah rahmet etsin alanı şehittir diyeyim, inşallah. Evet. Selahattin Alan Alan. Evet. Selahattin Alan biraz e, heyecanlı, çabuk davranıyor. Diyor ki ben bunun test uçuşunu e, Eskişehir'e kadar götüreceğim. Hı -hı. Eskişehir'de İnönü Havalimanı var. Havalanı evet, var ya. Evet, şu Havaalan. an Türk Hava Kurumu'nda olan. Evet, Türk Hava Kurumu'nda. O zaman tarla. Hı -hı. Ee, uçakta hiçbir sıkıntı yok, uçuşta sıkıntı yok. İniyor, fakat tarla olduğu için bir ark var böyle bir, bir, diyelim bir metre genişliğinde bir ark orayı görmediği için oraya, oraya giriyor. giriyor, çarpıyor, devriliyor ve şehit oluyor. Ama uçakları teslim edecek. Türk Hava Kurumu ben almam diyor bunu. Evet, bu düştü onu da gerekçe, onu gerekçe gösteriyor. Evet. Halbuki yerli ve yabancı akreditasyon kurumla, kurumlarından belge almış. Uçabilir, çok iyidir diye. Daha sonra o uçakla Atina'ya gidecektir. Atina'dan Ankara'ya gelecektir. Ankara'dan Divri'ye gidecektir. Uçmaz dedikler uçak. Şimdi abi almıyorlar. Devlet almıyor. E ne yapacak? Ne yapacak uçağı? Mektup yazıyor milli şefe. İnönüye. Mektubu çok muhteşemdir, çok kibar bir mektuptur. O, fakat cevap gelmez. İkinci mektubu yazar, biraz daha ağırdır. Üçüncü mektubu yazar daha ağırdır. Bu arada mahkemeliktir, mahkeme sürüyor gidiyor. Her mahkeme e, gazetelerde manşet oluyor. Ortada şey yok. E, bu uçakları hocam İspanya istiyor, Irak istiyor. Mısır. Mısır istiyor. E, kanun çıkartılıyor. Bu devlet sırrıdır diye satılamaz. Satamazsın, evet. E, bu uçaklar boş durmasın diye gök okulunu açmış. Gök okulunda ya pilot yetiştirmiş. Pilot yetiştiriyor, breve veriyor. Ya. Bin bin kişi yetiştirdi ama başarılı olamıyor. Sonra e, Demokrat Parti'den bir dönem milletvekili oluyor. Ve 57 yılında da şeker hastalığından dolayı ölüyor. Şimdi ben diyorum ki eğer 25'te Vecihi Hürkuş, Tom Tomtaş hı hı. ikisi eş zamanlı. Efendim 36'da Nuri Demirah, 47'de Etimesgut Uçak Fabrikası o da hazin bir o hikayedir. O da başka bir şey. Çok evet. hazin bir hikayedir o da. Gelelim 61'de devrim. Bunlardan herhangi birisi gerçekleşseydi bugün kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolar. En az. Evet. Çünkü uçak demek yan sanayi demek. Binlerce parça demek. Binlerce özel sektörün desteklenmesi. De başka demek. sanayilerin doğması. Başka sanayiler doğurmak evet. demek. Şu oturduğumuz koltuk, bu oturduğumuz koltuk. Bakın o zamandan yapmış olacaktık. Bu da yerli Milli ama. Evet. Ha şimdi bugüne gelindiği zaman. Günay Bey, Allah'a bin şükür görüyorsunuz. Siz havacılığı yakın takip eden bir kardeşimizsiniz. Çok da güzel aydınlatıcı şeyler yapıyorsunuz. Şu bayraklar kardeşleri görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bayraklar kardeşler bugün emin olun bakın. Benim e, siyaseten bir şeyim yok. Hiçbir e, o konudaki şeyim yok ama muhalefeti iktidarı bu iki kardeşi alkışlıyor. Niye alkışlamasın ya? Benim benim ihtiyacım olan şeyi yapıyor bu kardeşler. Niye? Niyesi şu, buna da engel çıkabilirdi. Çünkü Çıktı bu zaten, yapı Hocam Ona da çok engel çıkardılar da. Evet. İşte Özdemir abi, Haluk, Selçuk Bir Direhayetle evet. durdu. Şunu son sözler olarak arz etmeliyim ki, yavrum der kızına, ben 30 yıl erken dünyaya gelmişim. 30 yıl geç gelseydim. ...Türkiye'nin kaderini değiştirirdim. Bir adam... ...bir adam hı hı. Nuri Demira e ...gerçekten değiştirebilirdi. Haklısınız. Kitabınız için de tekrar... ...teşekkür ediyoruz. Böyle bir eseri... ...kazandırmış olmaz. Çünkü roman tadında... Evet. ...yazmışsınız. Yani... ...diğer tarzda yazmak... ...başka bir şey ama bunu... ...daha okumaya getirmişsiniz. Tabii bu sanayileşmeyle ilgili e, olaylar... ...gençlerin daha dikkatini çekebilmesi için... ...kronolojik, telefon rehberi... ...gibi olduğu zaman okunmuyor... Ama bunda bir roman tadı var ve iyi de bir şey yaptı bu e, tutuldu diye düşünüyorum. Evet. E, hamdolsun. Şimdi yeni bir çalışma inşallah geliyor. Yani onu daha sonra konuşuruz. Çıktığı zaman konuşuruz. Olur hocam. Evet. Katıldığınız için hocam teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu bu programı dikkatle takip ediyorum. Gerçekten vizyonda veriyor özellikle tabii siz havacılık alanına spesifik olarak girmiş durumdasınız ama bu aynı zamanda yayıncılıkta bir spesifikasyon da getirmiş oldu. Bu anlamda Hı. da önemlidir. Ee, ben de size ve seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.